أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Önce misafirlerimiz hoş geldiler, sefa geldiler. İnşallah dersten sonra tanışırız. Değerli arkadaşlar, bugün ikinci dersimiz, dönemin ikinci dersi. Meryem Suresi ayet 16'dan inşallah 41. ayete kadar okuyacağız. Evet, 41. ayete kadar okuyacağız. Meryem Suresi 16. ayet. Sitelerinden, sitemizden bizi takip eden kardeşlerimize de ve salonda dersimize iştirak eden bütün talebelerimize de buradan en derin selamlarımızı ifade edelim. Cenab-ı Hak işimizi asan eylesin inşallah. Evet. Şimdi herkes Kur'an'ını açtı, sureyi ve ayetleri buldu. Konuşmaları bitiriyoruz, salondan ayrılıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet. Birkaç ayetin tecvid tahlilini yapıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur hükmürra kalın. Fil ki lam-ı tarifin izharı. Tecvid kurallarını söylüyoruz. Misafirlerimiz için de bu nedir diye merak ederlerse Kur'an'ı doğru okumanın kurallarının teorisini ifade ediyoruz. El ki lam-ı tarifin izharı kitâ meddi tabi'i meryem hükmurra kalın izinte ihfa min'e izharı mutlak ehliha meddi tabi'i meke meddi tabi'i nenşe ihfa şer hükmürra kalın gıyye idgam misleyin bila gunne meddi ıvas fette idgam misleyin bila gunne min du ihfa du meddi tabi'i him hi mimin izharı hice meddi tabii ben fe ihfa er hükmürra kalın selne lamu tecvid nâ-i meddi munfasıl ileyha meddi tabii ruh hükmürra kalın nâ meddi tabii fetemesse idgâm isteyin bilâ gunne lehâ meddi tabii beşeran hükmürra kalın Ranse ihfa seviyye idgam isteyin bilâ gunne meddi ıvas. Yeter, azar azar gidiyoruz ve herkes tekrar etmekte üşenmesin. Aynen adeta okuldaki ilkokul çocukları gibi öyle diyelim. Tekrar ile öğrenilir ve her hafta bunu yaparsak nazari ve tatbiki planda zihinlerde kalıcı olur. Evet, şimdi hemen ayetimize başlayalım. Bayramdan sonra inşallah o harf talimine tekrar başlayacağız. Yani yine bildiğimiz klasik harf çalışmasını yapacağız. Şimdi biraz okuyalım. Çünkü işin bir de tefsir kısmı olacak. Allah nasip edersen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله
Bismillahirrahmanirrahim. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن
وَلَا كَذَلِكَ Bir daha ben okuyorum. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً Hepsinde ölçüler aynı. Birkaç kişi dikkat etsin. Ve kâne emran mekzûyâ. Ve kâne emran mekzûyâ. Mehmet Muhammed. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة جعل ربك تحتك سريا
Yeah.
zamanki uyum içerisinde hafızlar bir kere ezber okusunlar. Olmayanlar da bir tekrar ile şu ayeti ezber okuyabilir. Üç kere. Yani çok metne bağlı olmayan. Olmayanlar iş yani 3-4 satır olsa olmaz. Kâle inni Abdullah. Şunu ezber okuyamaz mı insan? Okur. O halde bana bakın ki ölçülere dikkat edin. Olmadı. Son iki ayet bir karışıklık oldu. Bunu yapmayalım. Evet. Evet. Taniye dikkat. Okuduktan sonra siz bana devam edelim Fatih. Tefsir derslerimiz tabi kısa açıklamalı, böyle yoğun tafsilatı değil. Tefsir derslerimiz hocalara kelime manası, müktesebatı kazandıracak ve teknik bilgi olarak da burada değil şurada durulması daha uygun diye bu beceriyi kazandıracak. Ama bir tek şart, çalışarak, mealine bakarak gelin. Burada açıp, burada kapatmak daha çok bize yarar, size yaramaz eğer öyle olursa. Oysa ki biz burada bizim için değil, sizin için varız, ona dikkat edin. Bu dersin farkı başka bir derse benzememez. Bunu bu şekilde ifade ederim. Şimdi hocalarınızdan bir veya iki ayet dinleyelim, sonra hemen tefsire inşallah geçelim. Hadi bakalım. Vesselamu aleyküm. Ya yevme vulittu ve yevme emut ve yevme emut ve yevme ub'asu hayya. قول الحق الذي فيه يمتع
تَفْتَرُونَ. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Hemen tefsirin akabinde diğer arkadaşlarımızdan tedbir seyriyle bir tur daha alacağız. Araya şu kısa bir tefsirimizi koyalım inşallah. Allah'ın kelamını biz okunmak üzere gelmediğini, okunup da anlaşılmak üzere geldiğini sık sık ifade ediyoruz. Bir insan düşünün ki 70 sene yaşamış, sadece okumuş, okutmuş ama tefsirine, manasına, onun güzelliklerine aşina olmamış veya çok cüz'i bir şekilde, bu bir işe yaramaz tabii. Çünkü Kur'an'ı önce bizim öğrenmemiz, öğretmemiz lazım. Biz bu işte meşgulüz. Dolayısıyla yani din görevlileri, hocalar, ister akademik ortamda, ister diğer ortamlarda biz öğrenmemiz lazım ki biz öğretelim. Ya benim işim değil diyemez kimse. Böyle bir durum söz konusu değil. Allah'ın kelamını Hazreti Peygamber'e لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnenleri onlara açıklaman için. Gayet açık bir ayet. Evet. Geçen hafta deneyelim.
geçen hafta bir mucize olan Zekeriya peygamberin çok ilerlemiş yaşı hanımının da kısırlığına rağmen Allah'ın kendisine bir çocuk lütfettiğini, Yahya'yı verdiğini öğrenmiştik. Ondan daha büyük bir mucize olarak bugün Meryem suresinin 16. ayetinde Hazreti İsa'nın dünyaya gelişini, annesinin ona hamile kalışını Kur'an'dan öğreneceğiz. Bizim birinci kaynağımız Kur'an'dır. İkinci kaynağımız sahih hadislerdir. Onun ötesinde bu iki kaynakla örtüşmeyen tüm yorumlar şahıslara aittir. Doğru da olabilir, eğri de olabilir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kırık mana hocalara. وَذْكُرْ an فِي الْكِتَابِ kitapta مَرْيَمَ مَرْيَمِ an اِذْ o vakit vaktiyle اِنْتَبَزَتْ uzaklaştı مِنْ اَهْلِهَا ailesinden مَكَانًا شَرْقِيَّ doğu tarafında bir yere. Ey Habibim, bu surede Meryem kıssasını da ashabına, ümmetine anlat. Ki o yalnız kalıp, bu biraz kısa tefsir, yalnız kalıp ibadet etmek maksadıyla bulunduğu mabetteki görevlilerin, bakire olarak orada bulunanların yanından ayrılıp şöyle uzak bir yere, doğu cihetinde, mabedin doğu tarafında bir yere çekilmek istedi. Çekildi. Fettehazet edindi. Min dunihim o ailesi, o görevlilere, onlara, onların önünde veya onlardan öte hicaben bir perde. Yani onlar görmesinler diye. Fe'arselna biz gönderdik ileyha o Meryem'e ruhana ruhumuzu. Fetemessele göründü leha o Meryem'e beşeran bir beşer insan olarak seviyya tam bir beşer olarak tam bir insan olarak. Yorum: Hazreti Meryem ibadet etmek maksadıyla o hücreye çekilmişti. Burada hücreye çekilme sebebini birkaç yorum var. Birisi hayız halinden kurtulmak veya yalnız ibadet etmek veya temizlenmek için çekilmişti ve kendisini oradaki durumundan gizlemek üzere de bir perde çekmişti. Kimse onu görmesin diye. O arada mabette yalnız iken Cenab-ı Hak ona ruhunu gönderdiğini, Cebrail'i gönderdiğini ifade ediyor. Ruhtan maksat Cebrail. Tabi Meryem meleği asıl şekliyle görür korkar diye o şekliyle değil, tam bir insan, eli yüzü düzgün, kusursuz, mükemmel bir erkek olarak o kılıkta göründü melek şeye, Meryem'e. Kâlet dedi, inni ben eûzu sığınırım bir rahman rahmana minke senden. İn künte eğer sen takıya, eğer sen takva sahibi birisiysen, yani bana dokunma, Allah'a sığınırım diye korkusunu bu cümlelerle ifade etti. Zaten tefsirine girmeyelim, açık. Bunlar sitede yayınlanacağı için. Kal, melek dedi ki, innema, evet ben şüphesiz, ene ben, Resulü Rabbik, senin Rabbinin bir elçisiyim. Li ehebe leki, sana bağışlayayım diye, gulamen bir oğlan, zekiya tertemiz bir oğlan. Yani bana, sana geliş maksadım, Allah'ın sana lütfedeceği bir oğlan çocuğa vesile olayım diye geldim. Benden korkmana gerek yok.
Meryem biraz emin oldu, anladı, rahatladı. Galet dedi ki, enna nasıl yekûnu olur li benim gulam. Benim oğlan nasıl olur? Yani benim için çocuk nasıl olabilir? Velem yemsesni beşer. Bana hiçbir erkek dokunmadı. Velem ekübeğiyye. Ve ben iffetsiz bir insan da değilim. Nasıl olabilir? Geçiyorum. Gâle kezâlik. Melek dedi ki, evet, dediğin gibidir, hal böyledir. Yani böyle bir iş olmadan çocuk olmaz. Ama Rabbi, gâle rabbuki. Rabbin buyurdu ki, hüve bu, yani erkek faktörü olmadan çocuk dünyaya getirilmesi aleyye, bana heyyinin kolaydır. Ben dilersem amenna. Hem o çocuğu yaratmak babasız, hem de وَلِنَجْعَلَهُ اَيَةً لِلنَّاسِ, onu tüm insanlara bir mucize, وَرَحْمَةً مِنَّا, ve katımızdan da bir rahmet gönderilmesi. Bunlar hepsi benim için kolaydır. Ki وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا, bu hüküm, zaten bu iş kesinleşmiş bir hükümdür, buyurdu Cenab-ı Hak. فَحَمَلَتْ derken Meryem o çocuğa hamile kaldı. فَنْتَبَذَتْ بِهِ, onunla çekildi. مَكَانًا قَصِيًّا, uzak bir yere çekildi. Tefsir rivayetlerinde melek ona gömleğine, yeleğine, boynundan, kolundan üfledi gibi rivayetler. Biz geçiyoruz. Allah murad edince amenna. Hiç yoruma hacet yok. Geçiyoruz. Tabii çocuğa hamile kalıp karnı büyümeye, gelişmeye ve doğum yaklaşmaya başlayınca bu yere çekildi. فَاَجَاءَهَا الْمَخَادُ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ, doğum sancıları onu bir hurma ağacının dalına yöneltti, sevk etti. Şuraya bir gideyim de bir tutunayım, rahat edeyim. Ağırlaştı artık. قَالَتْ, dedi ki, يَا لَيْتَن۪ي, keşke ben mittü ölseydim, قَبْلَ هَذَا, bundan önce, şu iş başıma gelmeden önce ölseydim de. وَكُنْتُ نَسْيَنْ مَنْسِيَّا, وَكُنْتُ olsaydım nesyen, terk edilmiş, mensiyye, unutulmuş. Unutulmuş, terk edilip gitseydim de bu hal başıma gelmeseydi. Fenadaha, Meryem'e nida etti. Min tahtiha, alt tarafından. Ya ağacın ya kendi altından. Burada bir kıraat var. Fenadaha men tahtiha. Meryem'e nida etti. Kim? Men bir kimse ki tahtaha, altında. Altında olan, alt tarafında olan. Melek veya İsa'ya da hamlediliyor. Tabi bu bir yorum. Altından ona şöyle bir ses geldi. Ella tahseni, üzülme. Kad ceale rabbuki, senin Rabbin var etmiştir, meydana getirmiştir. Tahteki, altından seriyye, bir su arkı, bir dere, bir ırmak yaratmıştır. Hiç üzülme. Ve hüzzi silk ileyki, sana doğru. Bicic'in nahle, hurma dallarını veya hurma dalını kendine doğru silkele. Tüsâkîtu, düşsün aleyki, üzerine rutaben, taze hurmalar. Ceniyen, devşirilmiş olgun meyveler. Demek ki hamilelik için bu meyvenin bir esprisi var. Ayet zımnında buna da işaret var. Hamileler için. Fekülî ye ve şrabî iç ve karrî aynâ. Göz yönünden kararlı. Yani gözün aydın. Aydın olsun gözün. Fe immâ terayinne. Eğer minel beşeri. Eğer insanlardan birini, ehadayla alalım. İnsanlardan bir kimseyi görürsen. Cenab-ı Hak melek vasıtasıyla Meryem'e, eğer insanlardan birini görürsen, fequli, de ki, inni ben nezertu, adadım, lirrahmani, rahmana, savmen, oruç, parantez içinde sükut orucu, susma orucu adadım, felen ükellimel yevme insiyya, bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım,
felen ükellimel yevme insiyya. Fe'etet bihi kavmeha. Çocuk doğdu. Biraz şöyle aradan artık kaç günde ya ne kadar zaman geçti. Fe'etet bihi onunla geldi kavmeha halkının yanına veya ailesinin yanına. Ailesi, yakınları, halkı tabii durumu gördüler. Hayret ettiler, şaşırdılar. Bu ne hal? Galu dediler ki ya Meryem, ey Meryem. Lekad ci'ti şey'en feriyya. Sen çok çirkin bir iş yapmışsın. Yani evlenmedin, eşin yok. Bu çocuk nereden, nasıl olur? Dediler. Devam ediyorlar. Ya uhte Harun. Ey Harun'un kız kardeşi. Bu peygamber Harun değil. İsrailoğullarında büyük insanların adını ailenin fertlerine koyma adeti vardı. Meryem'in kızı bir kardeşi de Harun imiş. Ona nispetle yani yüceltmek amacıyla. Ey Harun'un kız kardeşi. Mâ kâne ebû kim ru'asev. Senin baban kötü bir adam değildi. Ve mâ kânet ümmüki bagiyye. Annen de iffetsiz değildi. Annenin hiçbir iffetsizlik yaptığını görmedik. Feşaret ileyhi. Meryem çocuğu işaret etti. Onu, İsa'yı, bebeği. Galu dediler ki, keyfe nasıl nükellimü konuşacağız? Men bir kimseyle ki kâne filme beşikte sabiyya. Beşikteki çocuk ile biz nasıl konuşacağız? Diye cevap verdiler. Gal çocuk, beşikteki çocuk bir mucize ile dedi ki inni ben Abdullah Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitab. Allah bana kitap verdi. Vahiy verdi. Burada mutlak olduğu için yani ben vahiy ile muhatap olacağım demek. Tabii çocuk yaşta birine vahiy o anlamda değil ama ben vahye mazhar olacağım. Ve cealani nebiyye ve Rabbim beni peygamber yapacak. Ve cealani, şimdi Fatih buraya dikkat et, vakıf vasıl meselesine. Ve cealani mübareken eyne mâ künt. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Bana bereket verdi. Demek nerede duracağız? Eyne mâ künt. Evet. Ve evsani bis salâh. Bana namazı emretti. Ve zekâh ve zekâtı. Mâ dümtü hayyâ, yaşadığım sürece. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Demek ki tüm dinlerde namaz esas, zekat esas. Ve berran bi valideti, anama da iyilik yapan bir insan kıldı. Beni anneme itaatkar yaptı Rabbim. Ve lem yec'alni, kılmadı cebbaren, zorbacı, şakiyye, azgın, itaat etmeyen bir zorbacı da, zorba da kılmadı. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّا. Doğduğum gün, dirileceğim, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir. Şimdi ayetin, surenin altı çizilmesi gereken cümle. ذَٰلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُ. İşte. Hakkında şüphe edip tartıştıkları Meryem oğlu İsa meselesinin aslı, hakikati budur. Kur'an bize bunu öğretiyor. Uçurdular, Allah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Haşa, Yahudiler ne dediler? Gayrimeşru zina mahsulü dediler. İtikadi mezhepler aralarında yüzlerce görüş beyan ettiler. Kur'an bakın, fihi yemterun. İhtilaf edip, şüphe edip birbirlerini yedikleri konuyla ilgili işin aslı, astarı budur. Kur'an bize bunu ifade buyuruyor. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ. Allah'ın bir oğul edinmesi olacak şey mi? Olmaz böyle bir şey, haşa. سُبْحَانَهُ. Onu böyle şeyden biz tenzih ederiz. اِذَا قَضَى اَمْرًا. Cenab-ı Hak bir işe hükmettiği zaman, emrettiği zaman فَاِنَّمَا يَقُولْ der, lehu ona kün ol, feyekun olur. Allah'ın iradesi mutlak.
فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Buna rağmen Hristiyan kültürü içerisinde o insanlar aralarında bu konuda tartıştılar, çekiştiler, şüpheye düştüler. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ O kafirlere yazıklar olsun. Eyvah onların haline ki ne zaman? مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Büyük günün içinde şahit olacakları şeylerden dolayı başlarına gelecek, o kafirlerin başlarına gelecek olan şeyleri bir bilseler, vay onların haline, bu işin aslını, astarını orada öğrenecekler. Şimdi iki ayeti ben buradan hemen Mushaf'tan ifade etmeye çalışayım. Öbür şeyde, diskette. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا Hazreti İsa'nın sık sık söylediği. Şüphesiz Allah benim Rabbimdir. Ve sizin de Rabbinizdir. فَعْبُدُوا Ona ibadet edin. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Bu konuda doğru olan, istikamet olan, yani bu konudaki hakikat budur ve doğru yolda budur. Orayı atladık mı biz? Atladık. Peki. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْسَامُ Orayı söyledik. Esmi' bihim ve ebsir. Fiil teaccüb sigasıdır bu. Esmi' bihim ve ebsir. Arapça okuyanlar için söylüyorum. Onlar öyle güzel işitecek ki. Ve ebsir öyle güzel görecek ki. Yani Anya'yı Konya'yı anlayacaklar. Görecekler ve işitecekler. Yevme ye'tunena. O gün ki bize gelirler. Yani huzurumuza gelecekleri gün her şeyin en doğrusunu işitecekler, her şeyin en doğrusunu görecekler. Lakin zalimun, fakat zalimler, zulmedenler, yani yanlış düşünenler, sapık düşünce ve duygu içinde olanlar, el-yevm, bu o gün, fi dalalin mübin, apaçık bir sapıklığın, zararın içinde olacaklardır. Ve enzirhum, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, onları uyar. Onlara bu konuda anlat. Yevmel hasrah. Hasret gününü onlara bir açıkla. Yani hiçbir şeyin fayda vermeyeceği kıyamette babanın evladına vesaire hiç kimsenin kimseye fayda vermeyeceği, hasretin bir işe yaramayacağı. Eyvah! Ya keşke bir daha dönseydik de gitseydik diye bir ifadenin doğru olmadığı günde o günle ilgili onlara uyarıda bulun. İz kudiye el-emr çünkü onlar hakkında azap hükmü yerini bulmuştur. Karar verilmiş, kalem kırılmış. İz kudiye el-emr kalem kırılmıştır. Ve hum fi gafle onlar hala gaflet içerisinde ve hum la yu'minun inanmamakta hala ısrar ediyorlar. İnna şüphesiz biz nahnu evet evet biz nerithu varisiz el arda yeryüzüne ve men aleyha ve yeryüzünde olan her şeye. O gün her şey yok olacak, baki olan biz olacağız. O anlamda ve ileyna turcuun ve onlar hepsi bize dönüp geleceklerdir. Evet. Suremizin bölümün Meryem oğlu Hazreti İsa'nın çok kısa bu bölümdeki ifadesi, kıstası bundan ibaret. Tabi istifadenin yolu çalışarak gelmek dedik. Dikkatle takip. Yani perdeye bakıp böyle anlık bir algıyla geçiştirmemek için kelime hazinenizin, Arapçanızın gelişmesi. Ya bizim Arapçamız yok. Derdiniz odur. Hep öyle deriz. Arapça zayıf veya yok. Dolayısıyla kısa sureleri bile anlamakta zorlanıyoruz. İşte bu ders bunun önünü açmak, bir katkıda bulunmak amacıyla inşallah faydalı olacak diye düşünüyoruz. Peki, şimdi Rauf Hoca'dan başlayalım. Tedbir seyriyle surenin başına bir gelelim. Ondan sonra Allah Kerim. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Hatim-i Seyri. Biraz orta şeride geçtik. Gaza bastık. Öyle gidiyoruz. قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى
فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. İnşallah 15 gün sonra haftaya bayram olması hasebiyle tatiliz. Yalnız İbrahim kıssasını okuyacağız. Derslerimizin bazısı 1,5-2 sayfa, bazısı 1 sayfa olacak. Dolayısıyla وَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ İbrahim 41. ayetten aşağıda 50. ayete kadar 1 sayfa, 1 sayfa okuyacağız. Biraz daha üzerinde duracağız. Bu bir. İki, daha bitmedi, biraz okumamız var. Bu çalışma, bu tefsir meal çalışması şahsımızla ilgilidir. Bizim çalışmamızdır. İlim erbabının rağbet ettiği temel kaynaklar. Mesela bir isim verelim. Elmallah Hamdi Yazır'ın, merhumun meali başta olmak üzere. Her meal değil. İlim erbabının iltifat ettiği. İki, Taberi ve Kurtubi ve Razi'nin tefsirleri icap ettiği kıvamda az öz. Bu çalışma bizim şahsi çalışmamızdır. İnşallah sitemizde de konacaktır her ders. Yani dersimizi işledikten sonra o ders siteye konacak. Oradan da istifade edilir. Evet. Allah'ın kelamını biz keyfi değil veya birisinin icbari ifadesiyle değil, Allah'ın emri olarak doğru okumak bizim için vecibedir. Kur'an bize kendisini ne dedi? Hiye akvem dedi. En doğru kelam. Ehsenül hadis dedi. En güzel kelam. O halde bu ne demek? Mesaj. Mesaj bir. En doğru okunacak, en güzel okunacak. Hangisi öncedir? En doğru okumak öncedir. En güzel ses, makam vesaire. Bakın, sure bize bazı hakikatlerle beraber bir melodiyi de, Kur'an'ın kendisine has armoniyi, melodiyi, musibiyi de anlatıyor. Bagiyya, sabiyya, şakiyya, insiyya vesaire. Bakın musibiye bakın, rastgele değil. Yani muhteşem bir armoni var Kur'an'ın kendisine has, kendisinden kaynaklanan musikisinin
bizim bildiğimiz kadarıyla tecvid kurallarıyla. Yani tecvid eşittir Kur'an'a has, Kur'an'ı kendisine has, özgün okumanın adıdır. Şimdi namaz kıraatimizi tekrar edelim ve her namazda, her hafta namaz kıraatimizde kısa bir namaz suresinde okumak üzere o surenin de eğitimini vermiş oluyoruz. Arkanıza yaslanın, namazımızı da kılalım, ondan sonra dersimizi noktalayalım. Evet, imam arkadaşlar, ey imam arkadaşlar, namaz kıldırma memurları değil, ey imam arkadaşlar, yani toplumun önderi, örnek arkadaşlar, bizim talebelerimiz imamdır, namaz kıldırma memuru değildir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah'a emanet olun.
cümlesinin ruhlarına ikram ediyoruz, haberdar eyle.
hizmetlerimize uzaktan yakından gelip maddi manevi katkıda bulunan, ilim öğrenmek maksadıyla bu mekanı teşrif eden, şereflendiren bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerin ruhlarına ikram ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an'ı vesile kılarak diyoruz ki bizi Müslüman eyle. Amin. Müslüman olarak yaşat. Amin. Müslüman olarak son nefesimizi vermeyi nasip et. Kur'an'ı vesile kılarak diyoruz ki memleketimizi muhafaza et. Amin. Dahili ve harici fitne, fücur, düşmanların şerrinden kurulan, kurulması düşünülen her türlü fesat, fücur, plan ve hilelerden muhafaza et. Amin. Ahir akıbetimizi hayır eyle. Amin. Çocuklarımızı hayırlı eyle. Amin. Ömrümüzü bereketli eyle. Amin. Ve sonumuzu hayır eyle. Amin. İllahi Teala Fatiha.